İstanbul Üsküdar sahilindeki kaçak kafeler artık yılan hikayesine dönmüştü ki bugün ilginç bir gelişme yaşandı. İBB ve Üsküdar belediyeleri anlaşıp yıkıma gitti. Ama bu kez de ortaya eli silahlı bir şehir eşkıyası çıktı. Ekipleri tehditle durdurmaya çalıştı. Zabıtalar sabah saatlerinde yıkım için geldi ama bir kişi önce kafenin çatısına elinde silahla çıktı. Yıkımı engellemeye kalkıştı. Ekiplerin elinde matkap vardı. O kişinin elinde ise bir silah. İçeride insan var ya. Durdurun ya. İnsan var burada. Tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri şu anda bu yıkımı gerçekleştiriyor. Gelin bir gelin ya. İBB ve Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getiren kaçak kafe gerilimine aylar sonra nokta kondu. Tablo nedenini bilmediğimiz bir şekilde olması gerektiği hale dönüştü. Geçen haftalarda iki kere yazdığımız minvaldeki yazının aynısını yazdık ama emniyet kuvvetleri bugün yanımızda durdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar sahilini düzenleme kapsamında kaçak yapı olan bazı kafelerin yıkılması kararını almıştı ama buradaki kafe bir süre direndi yıkımın olmaması için. Üsküdar Belediyesi geldiğimde burayı söküyordu. Oysa Üsküdar Belediyesi'nin sökme yetkisi yoktu. Biz İstanbul Belediyesi ile davalıydık. Gıda malzemeleri de var, koltuk, masa, sandalye de var. Hepsi buraya çıkarıldı. Şu an epeyce büyük bir kalabalık var. Polis burada, çevik kuvvet burada. Önlemler alınarak yıkım ve tahliye işlemi devam ediyor. Üsküdar'ın ruhu açıldı. O güzelim Mimar Sinan eserinin yanında böyle bir ucube yakışmıyordu Üsküdar'a. İyi olur, sahil açılır. Bunların hepsi zamanında yeşil alandı. Nasıl yapıldı bu kafeler? Bir çay, bir tost 175 lira. Bir suyu burada 10 liraya satacaksın. 16 milyonun hakkını yiyeceksin. Bu olmaz. Yıkım ve tahliye çalışmaları sırasında görevlilere silah teşhiri ve mukavemette bulunan kişi yakalandı. Üzerinden kuru sıkı bir tabanca çıktı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.